12. sınıflar matematik dersi. Birinci dönem birinci yazılı soru çözümleri yapacağız. Bakalım yazılıya ne kadar hazırız. Burada muhtemelen karşınıza gelebilecek soru tiplerinden oluşan bir yazılı hazırladık. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. İlk soruyla başlayalım. Şimdi birinci soruda reel sayılardan pozitif reel sayılara tanımlı şeklinde tanımlanan fonksiyon üstel bir fonksiyon olduğuna göre A'nın değer aralığını bulunuz diyor bizi. Şimdi üstel fonksiyonun tanımını yapacak olursak fx eşittir. Diyelim ki a üzeri x şeklinde bir fonksiyon tanımladık. Burada a bir reel sayı olmak zorunda. Bir de a büyüktür 0 ve a farklıdır bir şartlarını sağlamak durumunda. Bu şartları sağlarsa bir üstel fonksiyondur. O zaman biz de şu tabanımızı a artı 2 bölü 7 eksi a'nın Sıfırdan büyük olmasını sağlayan a değerlerini bulmak istiyoruz. Şimdi 11. sınıfta eşitsizlik konusunu gördünüz. Burada ne yapıyorduk? Payın köklerini buluyorduk. Sıfıra eşitlik. Buradan payın kökü eksi 2. Paydanın kökü de sıfıra eşitlik. A eşittir. 7 çıktı. Bunun işaret tablosunu yapmak durumundayız. İşaret tablosunu yapalım. Köklerimiz eksi 2. Ve 7 bakıyoruz sağdan artı ile başlıyoruz, eksi ile mi? Yukarıda a'mız artı aşağıda eksi çarpınca eksi olur. Eksi artı eksi diye işaret tablosunu yaptık. Neresini alacağız? Büyüktür sıfır olduğu için artıları alıyoruz. Şimdi buradaki değer aralığımız eksi 2'den 7'ye kadar çıktı. Öbür şarta bakmadık. Öbür şartımız neydi? Bakın şu. Taban 1 olmayacak. O zaman a artı 2 Bölü 7 eksi a'nın farklıdır bir durumunu sağlayan a değerlerini bulmamız lazım. İşler dışarı yaptık. Buradan a artı 2 eşittir 7 eksi a yani eşit değildir aslında. Buradan 2a eşit değildir. 5, a farklıdır. 5 bölü 2. Şimdi bakıyoruz. 5 bölü 2 bu aralıkta mı? Evet. O zaman bu aralıkta ise eksi diyorsunuz bu elemanı buradan dışlamamız yani çıkarmamız gerekiyor çıkardık. Aralığımızı bulduk. Eksi 2,7 açık aralığı eksi 5 bölü 2 diyoruz. Şimdi ikinci soru. ikinci soru burada da e, muhtemel karşınıza gelebilecek soru tiplerinden biri de bu. Üstel bir fonksiyonu tersini almak yani logaritmaya çevirmek. Bakıyoruz bu fonksiyonun tersini soruyor bize. Şöyle yapın her zaman y eşittir diyeyim. fx yerine y yazıyoruz. 3 üzeri x artı 1 eksi 2. Şimdi ters almadı bak aklınızda bulunsun. Her zaman x'i yalnız bırakacaksınız. Bu x'i yalnız bırakmak için önce şu eksi 2'yi karşıya attık. y artı 2. 3 üzeri x yazdık. Sonra şöyle yapıyorsunuz. Üstel bir fonksiyonun x'ini yalnız bırakmak için her iki tarafın logaritmasını alıyoruz. Önüne logaritma yazdık. Ne oldu ifademiz? Logaritma y artı 2 Şimdi üst başa gelirdi. İşte üstü aşağı indirmiş olduk. Bu şekilde yaparak. X artı 1 çarpı log 3. Her iki tarafı log 3'e bölelim şimdi. Log 3'e böldük. Gitti şunlar. Sonra şunu yapıyoruz. Arkadaşlar. Burası logaritma. 3 taban y artı 2 oldu. Eşittir x artı 1. Şimdi bu birin karşı atmamız lazım x'i yalnız bırakmak için. Karşı atınca x'i yalnız bırakmış oluyoruz işte. Logaritma 3 taban y artı 2 eksi 1. Şimdi fonksiyonda x'i yalnız bırakınca aslında e, fonksiyonun tersini bulmuş oluyoruz. F ters diyoruz. F ters eşittir. Logaritma y yerine de x yazıyoruz. eksi 1 deyip bu fonksiyonun tersini bulmuş olduk. Ee, bu eksi 1 yerine de logaritma 3 taban 3 yazıp bölüp şeklinde de yazabilirsiniz. O da aklınızda bulunsun. Şimdi peki logaritmayı verip de bize üstlere çevir derse, üstel fonksiyonu olarak yaz derse ne yapacaksınız? Aslında mantık aynı. Amaç her zaman neydi? X'i yalnız bırakmak. Her zaman X'i yalnız bırakacağımız için y yazıyoruz fx yerine. 2 çarpı logaritma 5 taban 3x artı 1. Sonra her iki tarafı 2'ye bölelim. 2'ye bölelim. Buradan y bölü 2 eşittir. Logaritma 5 taban 3x artı 1 oldu. Şimdi logaritmadan kurtaralım. Yani logaritmayı nasıl kurtarıyorduk? Şu taban, şu karşıdaki sayı üste geliyordu. ifade üste geliyordu. O zaman 3x artı 1 eşittir 5 üzeri y bölü 2. Ne yapacaksınız? X yalnız bırakmak için şu 1'i karşıya atıyoruz önce. Aç atalım. Buradan 3x eşittir. 5 üzeri y bölü 2 eksi 1. Her tarafı 3'e bölüyorum. x eşittir. 5 üzeri y bölü 2 eksi 1 bölü 3. İşte bu yalnız bıraktığınız x az önce yaptığımız gibi fonksiyonun tersi oluyor. Yani x yerine aslında f ters yazıyoruz her tarafta. Burada 5 üzeri x bölü 2 eksi 1 bölü 3. Şöyle de yazabilirsiniz. Kök 5 üzeri x eksi 1 bölü 3 de yazabiliriz. Evet, devam edelim logaritma sorularıyla. Logaritma 5 taban, 3 taban 5 eşittir x, 5 taban y eşittir y olduğuna göre logaritma 15 taban 35 ifadesi x ve y türünden eşittir nedir? Şimdi muhtemel karşınıza gelecek en e, klasik sorularından biri de bu. Şimdi bu tür sorularda ortak bir tane eleman varsa bu logaritmalarda ona bakıyoruz. İkisinde de 5 var bu soruda. O zaman bu ifadeyi 5 tabanına göre taban değiştirme kuralı uyguluyoruz. 5 taban 35 bölü logaritma 5 taban 15 yapıyoruz. Şimdi 35 biliyorsunuz ki burada 7 kere 5. 15'in yerine de 3 kere 5 yazabilirsiniz. O zaman şöyle yazalım. Logaritma 5 taban 7. Çarpılanlar biliyorsunuz toplanarak ayrı ayrı yazılırdı logaritmanı. 5 taban 5 yazdım. Bölü. Burada ise logaritma 5 taban 3. Artı logaritma 5 taban 5. Şimdi bu 5 taban 5'ler ikisinde de yukarıda da aşağıda da 1'e eşit. Şimdi bakıyoruz 5 taban 7 y'ymiş. Buraya y yazalım. Y artı 1 bölü. Şimdi bakıyoruz. 3 taban 5 x'miş. 5 taban 3 olursa bunlar yer değiştirse burası 1 bölü x demektir. Artı 1. Şimdi aşağıda payda eşit dedik. Y artı 1 bölü evet, x artı 1 bölü x diyelim. Ters çevirip çarpalım. Yukarı x de çarp. X y artı x bölü x artı 1'e dönüşür. Evet bu şekilde çözüm sağladık. Şimdi beşinci soru, bu tür sorularda ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakıyoruz, olduğuna göre x değerini bulunuz. Bunda da bakalım, hepsini bir üstel yazalım. Logaritma 3 taban, kök 2, yani 2 üzeri 1 bölü 2 demek bu. Çarpı logaritma, kök 2 yine 2 üzeri 1 bölü 2 demek. Çarpı, pardon, 5 üzeri 2 yazıyoruz 25'in yerine. Çarpı logaritma, x taban, buraya da 27 yerine 3 üzeri 3 yazdık. Eşittir 6. Şimdi bunları bölüm şeklinde yazabiliyorsunuz. Logaritmaları. Yani logaritma 2 üzeri 1 bölü 2. 1 bölü 2'yi başa aldık. Log 2 yazdık. Bölü log 3. Çarpı. Burada ise 2 çarpı logaritma 5. Aynı şekilde 1 bölü 2 çarpı logaritma 2. Aynı şekilde 3 çarpı logaritma 3 bölü log x eşittir 6. Şimdi devam ettirecek olursak önce bir sadeleştirme yapalım. Gidenler gitsin bizim için. Fazlalıklar gitsin. Bakın log 3'ler gitti. Log 2'ler gitti. Sonra 1 bölü 2'ler de gitsin. Bunlar da gitti. Kalanları yazalım artık. Şöyle. Şimdi 2 kere 3 6. 6 log 5 var burada. Burada da log x var. O zaman bu ikisini birleştirirsek logaritma x taban 5 yazabilirsiniz. İki tane logaritmayı. Biri pay pi, bir payda ise bu şekilde birleştirebilirsiniz. Eşittir 6. Sonra iki taraftan da 6'ları sadeleştirdik. Logaritma x taban 5 eşittir 1 oldu. Logaritmayı çözümlersek o zaman x eşittir 1. Ya zaten sonucun 1 olması için x'in pardon yanlış oldu şurayı düzenleyelim. Ee, x 5 olmalı. Sonucun 1 olması için zaten x 5 olmalı veya x üzeri 1 eşittir 5. Aklım oraya gitti bir anda. Şimdi 6. soruyla devam edelim. 6. soruda şöyle bir bakalım. Üstel bir fonksiyonumuz var burada. 9 üzeri x eksi 3 üzeri x eşittir 6 denkleminin gerçek sayılardaki çözüm kümesini bulunuz. Üstel bir denklemimiz var. Şimdi burada da 3 üzeri x'e biz a dönüşümü yapalım. 3 üzeri x eşittir a diyelim. O zaman 9 üzeri x a kare olur. Çünkü 3'ün karesi a kare eksi a 6'yı da sol tarafa alıyoruz. Eksi 6 eşittir 0. Şimdi çarpanlarına ayıralım. A, A, Şurası. Eksi 3'e 2. A değerleri bunların zıt işaretlisi. A eşittir 3. Bir de A eşittir eksi 2. Sonra A neydi? Geriye dönüyoruz. 3 üzeri x. Demek ki 3 üzeri x eşittir. 3 diyoruz. Buradan 3'ün birinci kuvveti 3 olacağı için x buradan 1 çıktı. Diğer tarafa dönüyoruz. Bakıyoruz. 3 üzeri x eşittir. Eksi 2 diyoruz. Buradan 3'ün herhangi bir kuvveti negatif bir sayıya eşit olacağı için buradan x boş küme çıkacak. Yani böyle bir x elemanımız yok. Çözüm kümesi gördüğünüz gibi 1 oldu. Evet 7. soru. Logaritma a çarpı b kare eşittir 5, logaritma b bölü a eşittir 4 olduğuna göre logaritma a bölü b değeri kaçtır? Şimdi çarpılan ifadeler biliyorsunuz toplanarak yazılırdı. Logaritma a artı, şimdi bu 2'yi de önüne alıyorsun, 2 log b yazalım. Eşittir 5. Şimdi burada da bölünenler çıkarılarak yazılırdı. Altına yapıyorum ondan. Logaritma a eksi logaritma, burası b olacaktı. Logaritma b eşittir 4. Şimdi bakıyoruz. Logaritma A taban B'yi soruyor burada bize. Bunları ya da logaritma A'yı, logaritma B'yi birini yok etmeye çalışıp değerini bulabiliriz. Şöyle yapalım. Alttakini 2 ile genişletelim. Şuraya yazalım. Log A artı 2 log B eşittir 5. 2 log A eksi 2 log B eşittir 8. Topladık alt alta. Buradan log B'ler gitti. 3 log A. Eşittir 13. Demek ki log A eşittir. 13 bölü 3'müş. Şimdi log A yerine 13 bölü 3 yazalım. Herhangi birisinde. Mesela şunu da yazalım. Tutup yazıyorum. O zaman 13 bölü 3 artı 2 log B eşittir 5. 13 bölü 3'ü karşıya atalım. 2 log B. Buraya atalım. Eksi 13 bölü 3 dedik. Payda de eşit dedik. 3 kere 5 15. 2 bölü 3 oldu. İkiler de sadeleşsin. Buradan logaritma B eşittir. 1 bölü 3 çıktı. Bu ikisini bulduk. Şimdi logaritma A taban B'yi soruyordu bize. Logaritma A taban B. Biliyorsunuz bunları bölüm şeklinde yazabiliyoruz. Log B bölü log A olarak. Şimdi log B'yi 1 bölü 3 bulduk. Log A'yı da 13 bölü 3 bulmuştuk. 3'ler birbirini sadeleşti. Işte cevap 1 bölü 3 olur. 13 olur. Evet 8. soru. Logaritma 3 taban x kare artı 2x küçüktür 1 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Önce logaritmayı bir halledelim çözelim. Yani 3 üzeri 1 yapacağız değil mi? x kare artı 2x eş küçüktür 3. 3 üzeri 1'den buradan x kare artı 2x eksi 3 küçüktür 0. Çarpanlarını ayıralım çünkü bu bir eşitsizlik. Çarpanlarını ayırdık. 3'e eksi 1 dedik. x buradan eksi 3 x buradan bir çıktı. iki tane kökümüz var. Bu birinci denklem. Bu burada kalsın. Sonra şunu yapacaksınız. E, logaritmalı ifadelerde mutlaka ifade pozitif olmalı. Yani denklemlerin hepsi pozitif olmalı. X kare artı. Tabanda 1 olmayacak bu arada. Büyüktür sıfır dedik. Şimdi burayı da x parantezine alıyorum. X artı 2 olarak yazdım. Büyüktür sıfır. Şimdi eşit eşitledim. Buradan x eşittir sıfır. Şurayı sıfıra eşitledim. Buradan da x eşittir. Eksi 2 oldu. Şimdi iki tane denklemimiz var. Birinci denklem ve ikinci denklem. Buna bir numaralı denklem diyelim. Şuna iki numaralı denklem diyelim. İşaret tablosunu oluşturacağız bir ve iki numaralı denklemleri için. Bakıyoruz dört farklı kök var. O zaman dört tane şöyle çizgi çekelim. Her biri için. En küçüğünü en sola yazıyoruz. Eksi 3, eksi 2, 0 ve 1. Şimdi bizim iki tane denklemimiz vardı değil mi? Şöyle oluşturalım. Ee, şurada bir nolu denklemi köklerini işaretleyeceğim. Şurada da iki nolu denklemi köklerini işaretlerini inceleyeceğim. Şimdi bir nolu denklemimizin kökleri eksi 3'e 1. Yazalım o zaman. Eksi 3 ve 1. Bir nolu denklemimiz e, artı olduğu için x kare artı ile başlıyoruz. Artı arası eksi 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 kökte işaret değiştiriyoruz. Bazı öğrenciler diyor neden değiştirmedik. Şimdi burada ise köklerimiz 0 ve eksi 2 işaretledik. Yine x kare pozitif artı ile başladık. Artı eksi pardon artı eksi artı artı diye gittik. Sonra bakıyoruz birinci denklemde eksileri alacakmışız. Bunu şöyle yapalım. Eksileri tarıyoruz. Birinci denklemde. İkinci denklemde büyüktür sıfır olduğu için artıları tarıyoruz. Şimdi ikisi içinde ortak çözüm iki tane aralık çıktı. Biri burası, birisi de şu. O zaman ÇK yani çözüm kümesi eşittir. Eksi 3'ten eksi 2'ye birleşim ikinci aralığımızı yazıyoruz. Sıfırdan biri. Bu şekilde bir çözüm sağlamış olduk. Şimdi gelelim 9. soruya. Burada da mesela logaritmalı böyle logaritmada böyle konular da var. Böyle bu tür problemler de var. Belki karşınıza gelebilir. Bazı okullar soruyor, bazıları sormuyor. Biz yine de böyle bir soru aldık. Bakalım. Bir kötüdeki bakteri sayısı her 4 saatlik süre sonunda 2 katına çıkmaktaymış. Bu kültürde başlangıçta 5 bakteri olduğuna göre bir gün sonra kaç bakteri bulunur? Üstü olarak yazınız. Şimdi bir günü burada yukarıda saat olarak aldığı için süreyi 24 saat olarak alıyoruz. Şimdi bakteriler için burada her biri için aslında benzer bir formül var. Şuraya her zaman ilk ürün sayısını yazıyor. Sonra 1 artı eksi r kullanıyoruz. Bakteriler için işte şu üstler değişiyor yani bu tür sorularda şu geçen süre. Şurada neslin süresi yani kaç saat sonra iki katına çıkıyor, üç katına çıkıyor. Neslin süresi. Burada şu bakteriler için bir alınıyor. Artış oranı diyoruz. Şu ilk bakteri sayısı. Yani ilk değer. Sonra biz bunu yapalım. İşte at eşittir. ilk i̇lk bakteri sayımız 5 taneydi. Buraya 5 yazdık. Çarpı. Şimdi r'yi 1 alıyoruz. O zaman burası 2 oldu. 1 artı 1'den. Şimdi geçen süre 24 saat bölü 4 saatin sonunda ne oluyordu? 2 katına çıktığı için bunun burada neslin süresi neslin süresi 4 saat oluyor. O zaman 5 çarpı şunu sadeleştirdik 6. 2 üstü 6 diyoruz. 2 üstü 6 da biliyorsunuz 64. 5 kere 64 yaparsanız 320 bakteri olur. Şimdi geçelim dizilerle ilgili sorularımıza. Dizilerden de arkadaşlar e, sabit diz mesela sabit dizi sabit diz olduğuna göre m değeri kaçtır? Şimdi bu ifadenin sabit dizi olabilmesi için e, şartımız şu. Şu oranların katsayıların oranlarının birbirine eşit olması gerekiyor. Burada diyor m değerini bulunuz. Yapalım. Eksi 2 bölü 3 eşittir m bölü 4 diyoruz. İşler dışarı yaptık. Buradan 3m eşittir. Eksi 8m eşittir. Eksi 8 bölü 3 olur. İkinci yol olarak da şunu deneyebilirsiniz. E, sabit dizi olduğu için bütün terimler birbirine eşittir. A1 eşittir, A2 yapabilirsiniz. En yerine 1 ve 2 yazıp birbirine eşit diyebilirsiniz. Bu şekilde de çözüm getirebilirsiniz. Şimdi 11. soru. Bir aritmetik dizinin 5. terimi 3 yazalım. A5 eşittir 3. Ve 7. terimi eksi 13. 7. terim A7 eşittir eksi 13 olduğuna göre 8. terimini bulunuz. Şimdi A8'i soruyor bize. Şöyle bir formülümüz vardı. Onu yazalım. İşte A K eşittir A artı K eksi P çarpı artış miktarıydı. Biz de bu formülü kullanacağız. O zaman A7 eşittir A5 artı 7'den 5 çıktı 2. 2D yazıyoruz. Önce artış miktarını bulalım. Kaç kaç artıyor bu aritmetik dizi ona bakalım. Belki de azalıyordur. Şimdi eksi 13 yazdık A7 yerine. A3 yerine de 3 yazdık. A5 yerine de 3 yazdık. 2D dedik. 3'ü karşıya aldık. Eksi 16 eşittir 2D. Her tarafı 2'ye bölünce D'yi eksi 8 buluyoruz. Demek ki bu dizi 8 8 azalan bir aritmetik diziymiş. A8'i soruyordu. A8'i yazalım. A8 eşittir A7'ye göre de ya da buradan direkt 8 çıkarabilirsiniz çünkü 8 8 azalıyordu e, formüle de gerek kalmıyor. Eksi 21 olacak. Yine formüle de yazabiliriz. Şimdi 8'den 1 çıktı. 1 de yani d yazıyoruz. E, A8 eşittir A7 yerine eksi 13, d yerine de eksi 8 yazdık. Buradan A8 eşittir eksi 21 olur. Şimdi geometrik dizi ile ilgili bir sorumuz var. İlk 3 terimin toplamı 26. Bu S3 demek ki 26. Son 3 terimin toplamı 702. Son 3 bakın dikkat edin. Olan 6 terimli bir geometrik dizinin ortak çarpanı kaçtır? Yani R'yi soruyor. Peki son 3 ile ilk 3'ü toplarsak toplayalım. 728 yani ilk 6 terimin toplamı olmuş olur. S6 eşittir 728. Şimdi geometrik diziler için ilk n terim toplamını formülü yazıyorum. A1 çarpı 1 eksi ortak farkın enici kuvveti 1 eksi R. Şimdi n yerine işte diyelim ki S6'da 6 geliyor. S3'te 3 geliyor. Böyle düşünüyoruz. O zaman S6'yı yazalım şöyle hemen buraya. A1 çarpı 1 eksi r üzeri 6 bölü 1 eksi r eşittir 728. Sonra S3'ü de bunun altına yazalım. Aynı formülle 1 eksi r üzeri 3 bölü 1 eksi r eşittir 26. Şimdi bunları birbirine taraf tarafa oranlayalım, bölelim. İşimiz çok kolaylaşacak çünkü. Soldakileri birbirine, sağdakileri birbirine bölüyoruz. A1'ler gitti, paydalar gitti. 728'i de 26 ile sadeleştirelim. Bu 27 yapmak. Pardon bakayım. 28 yapıyor. Bir köşede bölerseniz. Şimdi geldik. 1 eksi r üzeri 6 2 kare farkından 1 eksi r küp çarpı 1 artı r küp olarak yazalım. Aşağıs zaten 1 eksi r küplü. 1 eksi re küpler de gitti. 1'i de bunun yanına atalım. Buradan reküp küp eşittir 27. 27 hangi sayının 3. kuvveti? 3'ün Üçün 3. kuvveti olduğu için burada cevabımız 3 olacak. Evet arkadaşlar yazılarımızı, sorularımızı bu şekilde bitirdik. Bizi takipte kalın. Kitap çözümlerini de sizler için yapıyoruz farkındasınızdır. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.